Ne yapacağız? Aç mı kalacağız? 11 nüfussuz, tek boştayız. Ne elini uzatanlar var, ne yardım edenler var. İş de yok da güç de yok. Evet. Ne yapacağız? Bir de her şey üstüne zam. Evet. Özellikle ekmeğe bir de ilaca zam yapılması nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani en kötü şey zaten ilaçla ekmektir. Bari diyorum elbise ayda yılda bir sefer, ekmek her gün yiyelim. İlaçlar aynı, Allah kimseye muhtaç etmesin de. İlaçlar da aynıyla. Bu zam boşunadır. Yani nasılsınız diyeyim, yüler dolarla altın bilmem euro bunlar düşüyor, bunlar üstüne zam yapıyor, o zaman nasıl oluyor? Yani karşıyız yani. Evet. Kaç çocuk var, nüfusunuz nedir ben, abi? Ben 9 sene çocuğum var, benimle eşim 11 nüfusuz. Evet. Ben kapıcılık yapıyorum. İş yok. Ben gidiyorum diyorum, hele bize de bir yardım edin, yardımda da bulunamıyorlar. Tabii fakirlere yok ama zenginlere de var burada. Günde kaç ekmek tüketiyorsunuz abi? Günde ama kişi başı bir ekmeği de yese 11 ekmek. 11 ekmek 1,5 tane eder. 16,5. Değil mi? Evet. En az hani günde bir ekmek yiyelim diye. İki ekmeği de bucu. İki ekmek olduğu zaman ne eder? 33 milyon. Aylık ne eder? 1 milyar para eder. Benim aldığım 1,5 milyar para. Sadece ekmeğe bu kadar. Diğerini ne yapacağız? Evet. Doğalgazı 600 milyon para bana doğalgaz gelmiş. Elektrik 225 milyon para gelmiş. Abi zaten her şeyi yani bindiriyorlar artık. O derecede yazı. Bir kilo et yiyemiyoruz, bir meyve yiyemiyoruz. Ben bu sabah gitmişim, dolaşmışım. Yani nerede bir 200 lira eksik varsa insan oraya yönleniyor. İsterse burada desek ortalığında bir ekmek 1 milyondu, burada insan oraya kaça gider. Ne gerek var bu kadar yani? Bir de bir zamanda en bol bereketli yesirt. Buğday konusunda olsun, şey konusunda olsun. Tabii ekmekle ilaca gelen zam nasıl değerlendiriyorsun? Bir anlat bakalım. Bu millet mahvoldu. Ekmek bulamıyorlar millet. Ekmekten tut domatese kadar, patlıcana kadar hepsi zamlı. Hepsi pahalı. Hepsi kimse alamıyorlar. Ya bundan daha ötesi yok. Yüzde kaç gelmiş şu anda? %20 ikisine de. Tamam, çok güzel. Devam et. Çok güzel. Memnun musunuz? Çok memnunuz canım. Memnun olmaz mıyız? Ha, nasıl olsun? Böyle devam ederse çok iyi olur. Halk ancak bu kadar akıl alır. Abi, yani ne? Bu işin ironi tarafı. İroni tarafı değil. Bu halka zulüm değil midir? Bu millete zulüm değil miydi bu kadar zam? Yani bu kadar bir ekmek 1,5 olmuş. Eczaneye gidemiyorsun. Öyle değil mi? Evet. Zaten gıdamda bir şey demiyor. Zaten o yüzden 300'lerde falan dolaşıyor o. Dolar da düştü abi. Neden bu zamlar? Hiç alakası yok dolarla. Hiç alakası yok. Peki, bunlar hepsi kağıt üzerindeki şey oynamalardır. Hı. Peki neden sizce bu zamlar neden yapılıyor? Neden yapılıyor? Ne olsun benim? Herkes kendine göre bir yön çizmiş gidiyor. Evet. Yani iş adamları kendine göre bir çizgi çiziyor. Dolar yükseldi diye zamlar. Ondan sonra tabii hükümetin şeyleri de, hükümet ilgilense belki bir yol olmayacak. Ama hükümet maalesef oradaki adamların yanında durduğu için böyledir. Vatandaşlar nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi bir şey değil tabii ki. Her şey zamla bir yere varamayız tabii ki. Evet. Memnun bulmuyoruz bu zamları. Zaten pandemi var, zaten sıkıntı var. Bundan sonra da Allah yardımcımız olsun, ne diyelim. Evet. Abi özellikle ilaç ve ekmeğe gelen zam. Ekmek tabii ki tam yüksek. Bu ona bağlıdır. Un da pahalanmış. 100 küsür lira para olmuş. 150 lira. 150 lira para olmuş. O da normal bir şeydir. Evet. Ama sizin için normal mı bu zam? Ya, tabii ki bizim için normal değil. Zaten biz normal vatandaş yani biz o kadar ekonomimiz güçlü değil. Yani bizim işimiz gücümüz de yoktur ona bakarsın. Evet. Kaç çocuk var abi? O da gelsin abi. Benim 5 tane çocuğum var. Evet. Yani günde kaç ekmek alıyorsunuz? Günde 10 ekmek alıyoruz. Evet. Peki zorlanmayacak mısınız abi? Ya bu tabii zaten biz zaten köyde oturduğumuz için bize pek tandır ekmeği yapıyoruz. Vallahi bayağı pahalı yani şimdilik bu şeyde buhranda. Millet de zaten doğru durumda. Evet. Zaten işte güç yok biliyorsunuz. Mecburen millet de almak zorunda. Tabii zorluk çekiyor millet. Evet. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Bu zamlara alıştık bir kere yani. Her seferinde zam bunun sürekli zam geliyor. Bu sırada dövizlerin inmesiyle gelen zam yani hayırlı bir zam değil. Yani döviz indikçe bunlar zam görmemesi lazım. Yani, ama dövizlerin yükseldiği zaman zamı alıştık bir kere onlar. Ama burada şu anda ekonomi döviz şeyinde yükselme yok.
Ama bu zamları niye? Yapılan şeylere göre bu gıdalarda indirime gidilecekti. Ama şu anda en zaruri ihtiyaç olan ekmek ve ilaca zam geldi. Bunun bir anlam veremedik tabii doğrusu. Alıştın. Hayat böyle, alıştık yani. İlaca bir de ekmeğe gelen zammı nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Doğrusu bu pandemi sürecinde vatandaşın düşünülmesi lazım. Dolar düştü, belli bazı kalemlerin de düşmesi gerekiyor. Biraz daha bu işin kaynağını araştırıp bundan kaynaklanan şey nedir, neden dolayı zam geliyor, bunun araştırılıp ona göre bir çözüm bulunması gerekiyor. Vatandaş yani ekmeği bu kadar pahalıya almaması gerekiyor kanaatindeyim. Özellikle ilaç abi, ilaca da zam geldi mesela bu pandemi sürecinde. Her şeye zam geliyor, her şey. Yani bu zamlar milleti soracağım Hacı abi. Bekle Hacı abi gitme. Bekle soracağız. Bu zamlar milleti çok yoruyor. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Yani neden kaynaklanıyor? Bu zamın kaynağı neresidir? Nereden nereye kadar gidiyorsa oraya inip oradan bu işin çözüm yolunu araştırıp bence bir neticeye ulaşmak lazım. Yani bu kadar enflasyon düşmüş, dolar düşmüş, bu zamın şeyi nedir? Bunun araştırılması lazım. Bence yanlış bir yolda gidiliyor. Zamın gelmesi yani bence yani normal bir şey yani. Öyle yani. Başka diyecek bir şey yok yani. Niye olumlu buluyorum? Bu işsizlikte, bu dünya kaynıyor yani. Dolar düştü. Dolar 8,5 dolar düştü. Mesela 7'nin altına düştü. Şimdi abi. Tamam da dolar düştü. Fakat dünya kaynıyor. Her tarafta zam. Bak Amerika'ya bak, Avrupa'ya bak. Hani insan bunlara baktığı zaman yani diyebileceği bir şey yok yani.